Güzel Yazı. Merhaba sevgili çocuklar. Güzel Yazı defterinizi ve kalemlerinizi hazırlayın. Dersimize başlıyoruz. Ama önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu Ada. Bu da Ada'nın kardeşi Efe. Ada evde derslerini yaparken kardeşi Efe de yanında resim yapıyordu. Ada Efe'nin ne çizdiğini merak etti ve Efe'nin defterine uzanıp baktı. Efe aslan çiziyordu. Ada da demiş ki, "Aa, Efe, bu çok güzel oldu. Ben de aslan çizmek istiyorum." Ada ne demiş çocuklar? "Aa, biz de A harfini başlıyoruz." Önce büyük A harfi nasıl yazılıyor onu öğrenelim. A harfini yazmaya en üstteki çizgiden başlıyorum. Önce sola doğru eğik bir çizgi çiziyorum. Sonra yine aynı yerden başlayıp sağa doğru eğik bir çizgi çiziyorum. Bu iki çizgiyi de aşağıdan birbirine birleştiriyorum. Ama bu birleştirdiğim çizgiye bakın. Yukarıdaki çizgiye de dokunmuyor, aşağıdaki çizgiye de dokunmuyor. İkisinin tam ortasında kalıyor. Ve bir şey daha var. Fark ettiniz mi acaba? Büyük A harfi en yukarıdaki çizgiye dokunuyor. Ama en alttaki çizgiye dokunmuyor. A. Haydi şimdi de küçük A harfinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Üstten sayıp ikinci çizgiden başlıyoruz. 1, 2. Önce sağdan sola doğru bir daire yapıyorum. Sonra da elimi kaldırmadan yukarıya şapkasını koyup aşağıya doğru çizgisini çekip tamamlıyorum. Küçük A harfi hem en yukarıdaki çizgiye dokunmuyor hem de en aşağıdaki çizgiye dokunmuyor. Haydi şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Ada aslan çiz. Tekrar yazıyorum. Ada aslan çiz. Diğer harflerin de yazılışına dikkat ederek benim yazdığım gibi yazıyoruz. Sayfamızın sonuna kadar A harfini ve Ada aslan çiz cümlemizi yazıyoruz. Ve dersimizi tamamlıyoruz. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hoşça kalın.